Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexey Patov. Bu ve önümüzdeki videolarda biz sizinle kale oyun sanatları inceleyeceğiz. Ve gayet derin bir şekilde onları analiz edeceğiz. Ve hemen başlıyoruz. Hangi pozisyondan başlayacağız? Tabii ki Philidor pozisyonunda. Bu pozisyon çok ünlü ve onu tabii ki bilmek lazım. Ben size gece saat 3'te yani kaldırırsam bilmelisiniz, değil mi? Yani bunu bilmemek hiçbir sebep yok. Diyelim bu pozisyonu siyah taraftan bakıyoruz. Yani beyaz E6'ı sürmek istiyor ya da yani şu tarafa gidiyor. Bize doğru. Yani beraber nasıl yapabiliriz? Siz biliyorsanız başka bir videoda bakabilirsiniz. Ama bilmeyen insanlar lütfen bu videoyu izleyin. Senin fikrin ne? Önce bir soru kendine sorun. Beyaz ne istiyor yani? Rakibim ne istiyor? Bence rakibi istiyor. Şah F6, sonra şah, şah D7 ve E6. Yani diyelim biz bir şey yapmıyoruz. Yani yürüyoruz kaleyle. Sonra ne? Bekliyoruz. Şah, şah D7, şah ve kaybettik işte yani. Tamam, beyaz vezirleyecek. Ya da bir piyon için kalemizi vermek zorunda kalacağız. Tamam. Cevapladık işte yani. Beyaz şah F6, kale A8, E6 oynamak istiyor. Şimdi ikinci soru, nasıl bunu engelleyebiliriz? Tamam mı? Diyelim şahla başlayabiliriz. Ama hemen şah iyi bir hamle değil. Niye? Çünkü beyazın şahı burada yani saklayacak E6'da. Hiçbir şah artık yok. Ve artık beyazın tehditleri var yani. Kale A8. Başka ne yapabiliriz? Kale B6 mantıklı ve bu en doğru bir hamle bu pozisyonda. Tamamen engelliyoruz. Şah F6 ya da şah E6. Şimdi beyazın iki tane yolu var. Yani şu kaleyle bir şey yapmak. İlk yolu E6 oynamak ve önümüzdeki hamlede yani artık bir tehdidi var. Şah F6. Problem değil. Niye? Çünkü artık geri gidebiliriz. Kale B1. Ve ne fark var? Fark şu artık yani E6'daki karesini beyazdan aldık. Artık yani beyazın şahı orada saklamayacak. Yani diyelim şah F6, şah ve şah E6 yok. Yani şah E5 ise şah, şah D6, şah ve şah, şah, şah berabere oluyor işte yani, tamam mı? Ve o yüzden E6 yani bir problem değil. Kale B1 oynuyoruz ve şahlamaya başlıyoruz. İkinci yol kale G7 ve kale G6. Diyelim beyaz kale G6 oynadı. Bir problem mi? Değil. Yani bunun için piyon oyun sonları bilmek lazım. Ve bu oyun sonu gayet basit yani. Tamam mı? O pozisyonu tutmak lazım. Şah ve buradan nereye gidiyoruz? Tabii ki E8'e gidiyoruz. Niye? Çünkü beyaz şah D6 oynadığı zaman şah D8 ile cevap vermek istiyoruz. Beyaz şah F6 oynadığı zaman şah F8 ile cevap vermek istiyoruz. Ve yani berabere oynuyor. O pozisyonu yani tutuyoruz işte. Tamam mı? Ve bu kadar yani. Filler pozisyonu o kadar basit. Tamam mı? Diyelim beyazın piyonu D5'te olsaydı ve şah E5'te olsaydı. Aynı. O da filler bir pozisyonu. Ya da piyon F5'te beyazın şahı E5'te ya da G5'te. O da filler pozisyonu. Yani kaleyi burada tutmak yani filler pozisyonu demek. Tamam mı? Ve bu kadar. Şimdi ikinci pozisyona bakalım. Bu pozisyonda sıra beyazda. Ve beyaz şah F6 oynuyor. Artık kale B6 için zamanı yok. Niye? Çünkü beyaz E6 oynuyor ve şahımız yok yani. Bir hamlede kale B1, kale B1 oynamayız. Ve burada kaybediyoruz. Niye? Çünkü beyazın fikri kale A8 ve mat etmek. Diyelim kale B8. Ona engelledik ama beyaz öbür tarafa getiriyor kalesini ve kaybediyoruz işte. Tamam mı? O yüzden burada filler pozisyonu yapamayız. Burada farklı bir defans var ve bu defans ne? Aynı şekilde bu pozisyona bakalım. Bir soru yani soralım kendimize. Beyaz ne istiyor? Rakibim ne istiyor? Yani bence beyazın fikri kale A8 şah. Yani diyelim bir şey yapmıyoruz. Şah. Şah D7 ve 6 şah. Ve yine de beyaz kazanıyor. Niye? Çünkü artık şah yok burada ve beyaz yani vezirlemek istiyor. Tamam mı? Tamam. Cevapladık işte soruya.
biliyoruz rakibimiz ne istediği. Şimdi onu nasıl engelleyeceğiz? Kale A8'e engellemek zor. Sadece kale B8 oynayabiliriz. Ama bildiğimiz kadarıyla bu pozisyon kayıp oluyor. Niye? Çünkü beyazın fikri kale H8, kale H7, kale H8 bir fikri var. Değil mi? Tamam. Başka ne yapabiliriz? Yani kale A8'i engellemedik. Belki E6'ya engellebiliriz. Evet, E6'ya engellebiliriz. Kale E1. En mantıklı hamle bu. Şimdi beyaz kale A8 şah yaptığı zaman şah D7 var ve artık E6 yok. Çünkü iki defa onu kontrol ediyoruz. Hem kaleyle hem şahla. Ve yani beyaz progres yapamıyor bu pozisyonda. Niye? Çünkü bizim de fikrimiz var. Diyelim beyaz bir şey yapmıyor. Yani kale A5, şah ve şah E6 ve berabere hemen oluyor. Diyelim beyaz geri gitti. Şah. Biz de geri gidiyoruz ve bekliyoruz. Beyaz E6 yaparsa artık biliyorsunuz bu fildör bir pozisyonu. Şah yapmaya başlıyoruz ve beyazın şahı artık hiçbir yerde saklamaz. Artık E6'daki karesi yok yani saklamak için ve şah ve berabere oluyor. Tamam. Başka ne yapabilir? Beyaz diyelim şah E6. Mat etmek istiyor. Korkmuyoruz arkadaşlar. Korkmuyoruz. Yani şah F8 oynayabiliriz. Şah. Diyelim şah değil, beyaz bekliyor. Diyelim bekliyor işte. Biz ne yapıyoruz? Biz de bekliyoruz. Kaleyle bekliyoruz, tamam mı? Beyazın tehdit olmadığı zaman biz bekliyoruz. Bu kadar basit. Diyelim şah, şah G8, şah D6. Bir tehdidi var beyazın? Var, E6. Ne yapıyoruz? Ona karşı savunuyoruz. Şah F7. Ve yani E6'daki karesini iki defa yani kontrol ediyoruz artık. Artık de bizim de tehdidimiz var. Şah etmek ve şah E6 oynamak. Yani beyaz ne yapabilir? Şah. Sonra geri dönüyoruz ve yani artık biliyorsunuz beraber nasıl yapacağız. Tamam. Şimdi üçüncü pozisyona bakalım. Bu pozisyon o da çok ve çok ünlü ve önemli. Bunun adı Lucina pozisyonu. Tamam mı? Şimdi beyaz taraftan bakıyoruz. Yani beyaz piyonu oraya sürüyor. Yani G8 vezirlemek istiyor. Ve problem ne? Problem şu. Biz tabii ki kazanmak istiyoruz. Ve kazanmak için piyonumuzu vezirlemek istiyoruz. Yani basit başladık. Ama problem ne? Vezirlemek için şu şahla bir şey yapmak lazım. Çünkü engelliyor işte. Yani G8'de kalıyor. Ama nereye gidip getirebilir şahımızı? F8'e, F7'ye, H7'ye de H8'e. Ama getiremiyoruz aynı zamanda. Niye? Çünkü siyah o kareleri kontrol ediyor. Ya da şahla ya da kaleyle. Neyle başlıyoruz? Onu da şah yapalım. Siyahın şahını keselim. Ve şimdi yani önemli bir teknik. Onu bilmelisiniz. Tamam mı? Yani sizi yani saat 3'te gece kaldırırsam onu bilmelisiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzel. Bu tekniğin adı köprü. Tamam mı? Köprü yapacağız şimdi. Yani inşaat edeceğiz. Kale E4. Ve bakalım niçin bunu yapıyoruz? Ne gerek var şu köprüye yani? Normal insan gibi yani geçmeyecek miyiz? Bakalım. Şah F7. Şah G6. Şah. Ve problem şu. G5'e ya da E5'e gittiğimiz zaman siyah şah yapıyor. Ve geri gitmek zorundayız. Niye? Çünkü yoksa piyonumuzu kaybedeceğiz. Değil mi? Ve hiçbir progres yapmadık. O yüzden köprü yani yapmaya çalışıyoruz. Şu kale E4'e olsaydı kale G4 olurdu yani. Ve buna yani bir köprü bir ismi koydular. Tamam mı? O yüzden kale E4 oynuyoruz. Tamam mı? Sonra fikrimiz şah F7, yani şah F6, şah G5 ve kale G4. Ve artık siyah şah yapmayacak. Ve bu kadar basit. Yani diyelim siyah kale H1 oynadı. Şah F7, tehdit var. Siyah şah yapmak zorunda. Şah G6, bir tehdit var. Siyah şah etmek zorunda. Şah F6. Şu an tehdit yok. Ama diyelim siyah bekliyor. Başka bir köprü yapacağız. Problem yok. Kale E5 ve artık kale G5 bir fikri var. Ve beyaz kazanıyor. Diyelim siyah şah D6 oynadı. Artık şah, kale E5 oynamayız. Niye? Çünkü yani kale G7 var ve berabere oluyor. Ama ne yapabiliriz? Artık kale E8 oynayabiliriz ve yani düşünüyorum bu kazanç olmalı.
Ya da önce şah yapalım. Bir daha keselim. Ve burada kale D8. Belki bu daha mantıklı. Ya da buraya giderse burada kale D5 sonra kale G5. Tamam. Buna dönelim. Diyelim siyah yine şah yaptı. Ama artık biliyoruz ne yapacağımızı. Şah G5. Ve kale G1'den sonra kale G4 var. Ve artık siyahın şahları yok. Bir köprüyü yaptık ve kazanıyoruz yani. Artık vezirleyeceğiz. Ve bu kadar bu video için. Bu videoda sizinle Philidor ve Lucina pozisyonları inceledik. Önümüzdeki videolarda başka pozisyonları inceleyeceğiz. Benimle bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.